Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaleti tarihin en yıkıcı kasırgalarından birini yaşıyor. Saatte 320 km hızla ilerleyen hortum üzerinden geçtiği evleri yerle bir etti. İlk olarak 91 olarak açıklanan ölü sayısı daha sonra 24 olarak düzeltildi. Savaş alanına dönen bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Yıkıntıların arasından onlarca kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Şimdi Oklahoma'da yaşanan felaketi yerinde izleyen ABC News muhabiri Marcy Gonzalez'e bağlanıyoruz. Burada yaşanan yıkımdan bazı manzaralar göstermek istiyoruz. Felaketten önce arkamda küçük bir mahalle bulunuyordu. Evler yerle bir olmuş durumda. Komşular yardıma ihtiyaç olup olmadığını anlamak için enkaz bölgesinde dolaşıyor. İşte mahalleden geriye bunlar kaldı. Aslında Oklahoma'nın büyük bir kesiminde benzer manzaralar var. Hayatını kaybedenler dışında çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarına son verdiklerini, şu anda sadece enkaz kaldırma çalışması yürüttüklerini açıkladı. Enkaz altında canlı olabileceği yönünde bir beklenti yok. Peki halkın tepkileri nasıl? Olayda hayatını kaybedenleri ve bunlardan bazılarının çocuk olduğunu düşündüğünüzde tamamen bir yıkım olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten burada insanların üzüntüsünü kelimelerle anlatmak imkansız. Bu insanlar 14 yıl önce bir başka tornado felaketi yaşamıştı. Bölgede çok sayıda kasırga olması ve daha önce de böyle bir felaketin yaşanmış olmasına karşın evler neden böyle dayanıksız bir şekilde inşa edildi? Bu seferki gerçekten çok kuvvetli ve yakıcı bir hortumdu. Ama sonuçta bu bölgede uyarı sistemi mevcut. Hortumun yere değmesinden yaklaşık 20 dakika önce insanların sığınak bulmaları için sirenler çalmaya başladı. Bu olmasaydı belki de ölü sayısı artacaktı. En azından böyle bir uyarı sistemi vardı. Peki felaket karşısında eyalet yönetimi ve federal yönetimin aldığı tedbirler nedir? Burada inanılmaz bir seferberlik var. Olaydan sonra buraya ilk yardım ekipleri koştu. Hem yerel yetkililer hem de diğer eyaletten yardım ekipleri geldi. Ekipler enkaz arasında gezmeye devam ediyor ve canlı olup olmadığını araştırıyor. Burada tam bir dayanışma söz konusu. Enkaz altında canlı olduğu yönünde bir ümit var mı? Dediğim gibi şu an enkaz alanında yapılan çalışmalar sadece yıkıntıyı kaldırma çalışmaları. Ekipler enkaz altında canlı beklemiyor. Ama aramalarını sürdüren vatandaşlar bu konuda umudunu yitirmiş değiller. Hala bir canlı sesi duyma umuduyla enkaz bölgesinde dolaşan insanlar var. Ayrıca evcil hayvanını arayan insanlar da var.